Abi işte fırsat. Bak orada kim var? Beril. Ex aşkın. Ne ex aşkı be? Deli gibi peşimden koşuyordu. Güzel kızdı ama ha. Zekiydi de. Çocuklar. Ama kolaydı. Ben Ayşegül Hanım gibi zor kızları seviyorum. Abi be, bir an için Beril'in de rüya gibi sana bela olduğunu unut. Bir dene bakalım be. Hadi. Abi, hazır rüyanla sana bakıyor. Fırsat bu fırsat. Abi hadi göster kendini. Yaparsın sen. Seni kesseler acımaz. Görelim seni. Parlat biraz. Selam. Selam. Ben seni öğrenci biliyordum. Hala öyleyim. Ama bir ödev vardı. Kütüphaneden kitap aldım. Onu yapıyordum. Desene çalışıyordun yani. Ben seni rahatsız ettim. Kusura bakma. Hayır, 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 hayır. Etmiyorsun. Hadi ya. Merhaba Rüya Hanım. Merhaba. Merhaba Fethi. Toygar'a mı bakıyorsun? Yo, yani ben Toygar'ın orada olduğunun farkında bile değilim. hiç değişmemişsin ya. Sen de. Değil mi? Ben senin benimle konuşmadığını sanıyordum. Sebep? Yani eski olaylar yüzünden canım. Aa, o kadar kısa sürmüş ki unutmuşum bile. Gerçekten de kısa sürdü. Ben senden hoşlandığımı söyledim. Sen de oradan kayboldun. Gerçi iyi de oldu. Sen sabahçısın, ben öğlenci. Görüşemezdik. Şuradaki kızla sürekli birlikte olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Kız arkadaşın mı? Yok canım, arkadaşım, arkadaşım. Ya. Kim bu kız? Toygar'la dönüp dönüp bana bakıyorlar. Eski dostu kertenkele. Eskiden Toygar abime aşıktı bu kız. İşte o kız bu kız. Toygar'a mı aşıktı? Yani şey Rüya Hanım, bizim daha fazla bir şey söylememize gerek yok. Toygar abi sana açıklar herhalde. Arkadaşlar, şu arkamızdaki kız eskiden Toygar'a aşık olan kız değil mi? Aman ne aşık. Biz okuldan çıkarken onlar daha yeni geliyorlardı. Sabahçı öğlenci çakışma sırasında oluşan bir göz kontağı hepsi bu. Belki şimdi ilerletiyorlardır. Ya ama böyle bir şey varsa bunu Rüya'ya söylemesi lazım. Ya yok canım, hem Toygar Rüya'ya hiç umut vermedi ki. Ya evet öyle ama yani Rüya kendi kendine gelin güvey olmuş durumda. Ya böyle sanki çıkıyorlar, hatta bir gün evlenecekler falan zannediyor. Tam o modda. Yok artık ya. Ya Selim, sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Rüyalar Toygar'ların oraya taşındığından beri Rüya gece gündüz Toygar'larda. Bence Toygar'da da hata var. Çok fazla umut verdi. Aa, yok yani ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta o Rüya'yı korumaya çalışıyordu. Biliyorsunuz çok dışlıyorlardı. Yani tamamıyla iyi niyeti davrandığını düşünüyorum. Hı, Toygar'ı savunmaya da başladı. Selim, kıskanma hemen. Ya sadece bu konuda iyi niyetli davrandığını düşünüyorum. Hepsi bu. Madem çıkmıyorsunuz, neden hep birlikte dolaşıyorsunuz? Şimdi bu çok uzun ve karışık bir hikaye. Dinlemek isterdim ama erkek arkadaşım geldi. Tanıştırayım. Nasılsın Toygar ben? Çok yakışıklıymış. Aslanım benim. Tam kıskanacaktım. Kıskanacak bir durum olmadığını fark ettim. Gel otur, gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.